TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Haberler ve gündeme yansıyan gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Yine sıcak gelişmeleri, önemli haberleri ve olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Dilerseniz her zaman olduğu gibi ilk olarak haberlerimizin özetlerini izleyelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmesinde tartışmalar yaşandı. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, HDP milletvekillerine sert yanıt verdi. Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, partisinin 99 kurucu üyesiyle kuruluşunun 3. yılını kutladı. Kayseri'de kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen 24 bloğu kapsayan bölgede vatandaşlar otururken bina yıkımı başladı. Kardeşlik bağı güçleniyor. Kayseri ile Misutara arasında işbirliği yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçim iddialarına yönelik konuştu. Erdoğan, muhalefetin erken seçim çağrısına yönelik erken seçim olmayacak. Bunlar kiminle yürüdüklerinin farkında değiller dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Konuşmasında muhalefetin erken seçim çağrılarına cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, inşallah 2023 Haziran seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığını yeniden kazanarak hem de Cumhur İttifakı olarak mecliste çoğunluğu elde ederek bu rekoru daha çok ileriye taşıyacağız dedi. İnşallah 2023 Haziran seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığını yeniden kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak mecliste çoğunluğu elde ederek bu rekoru çok daha ileriye taşıyacağız. Esasen biz bundan 10 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde mevcut takvime göre seçim yılı 2024'tü. Fakat ilginçtir. Hala erken seçim, erken seçim. Ya olmayacak erken seçim. Haziran 2023. Bunlar kiminle yürüdüklerinin farkında değiller. Geçti o. Onlar tarih oldu. Öyle 15 ayda bir, 20 ayda bir seçim yapmak. Bunlar ilkel kabilelerin işidir. Biz modern bir yapının, modern bir dünyanın şu anda uygulamalarını ortaya koyan bir partiyiz. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme dair sert mesajlar verdi. Devlet Bahçeli, tekraren söylüyorum, erken seçim falan yoktur. Seçim 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli erken seçim tartışmalarına yönelik sert konuştu. Ekonomiden anlamayan cahillerin tek söylediği erken seçimdir diyen Devlet Bahçeli, tekraren söylüyorum erken seçim falan yoktur, seçim 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır dedi. Ekonomiden anlamayan cahillerin tek söylediği erken seçimdir. Aslında bunlar hazırlıklı değildir. Derslerine çalışmayan haylaz öğrencilerle bir ve aynıdır. Tekraren söylüyorum, erken seçim falan yoktur. Seçim 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. İlle de seçim, hemen seçim, seçim de seçim diyenler bozgun siyasetinin taraftarlarıdır. İstikrara en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde seçim demek kime hizmettir? Kimin sesine ses olmaktır? Nasıl bir siyaset anlayışıdır? İnsanlarımızın ekonomik sıkıntılarını biliyoruz. Artan döviz kurlarından yakınmaların farkındayız. Ancak takip edilen politikalar doğrudur. Yakında her şey düzelecektir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde tartışmalar yaşandı. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un Selahattin Demirtaş teröristtir sözlerine HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz tepki gösterdi. Sözlü tartışmalar üzerine MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, HDP milletvekillerine sert yanıt verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde tartışmalar yaşandı. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, komisyonda yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verirken HDP'lilerin sürekli Kürdistan ifadeleri kullanmasına tepki gösterdi. Bütçe görüşmelerinde konuşmalar sırasında gerginlik de yaşandı. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un Selahattin Demirtaş teröristtir sözlerine HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz tepki gösterdi. Ortamın gerilmesi üzerine MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da HDP'lilerin bulunduğu masaya doğru hareket etti. HDP'lilerle Baki Ersoy arasında sert tartışma yaşandı. Bu sırada araya diğer milletvekilleri girdi. Tartışmanın büyümesiyle komisyon başkanı tarafından oturuma ara verildi. Verilen arada da tartışma devam etti. Yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin, partisinin 99 kurucu üyesiyle kuruluşunun 3. yılını kutladı. Basın açıklamasından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Önder Narin, ittifak konusunda CHP ve HDP ile ittifak yapmayacaklarını söyledi. Necmettin Erbakan öncülüğünde 1969'da Milli Görüş Hareketi'nin Konya'da başlayan hareketin bugün 5. kez kuruluşunun 3. yılı, Kayseri'de yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı Önder Narin'in yaptığı açıklamayla kutlandı. Parti kurulurken karşılaşacak zorluklarını bildiklerini ifade eden Başkan Narin, önce Allah'a sonra da millete güvenerek yola çıktıklarını söyledi. Yeniden Refah Partimizi kurarken binlerce yol arkadaşımızla birlikte yaşadığımız heyecan, merhum liderimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın 1969 yılında başlattığı kutlu yürüyüşün ilk adımlarının heyecanı ile yeniden heyecanlandık. Partimizi kurarken, yola çıkarken karşılaşacağımız zorlukları çok iyi bir şekilde biliyorduk. Birinci 40 yıl bizzat yaşadığımız için birinci 40 yılı, ikinci 40 yılda nasıl engellere karşılaşacağımızı, hangi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağımızı ve bu yolun uzun ve meşakkatli bir yol olduğunu, bu yolda yürümenin ve ne kadar zahmetli ve zor olduğunu biliyorduk. Bütün zorluklara karşı sabrın, mücadelenin, kararlılığın, azmin, cihat şuurunun, çalışmanın milletimizi, tüm İslam alemini ve mazlumları da maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarma heyecanının, imanın ve inancın karşısında hiçbir beşeri gücün duramayacağını biliyorduk ve bu şuurla yola çıktık. İl Başkanı Önder Narin 3. yıl açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Narin erken seçim olacağı görüşünde olduğunu söyledi ve CHP ve HDP ile bir ittifak yapmayı asla düşünmediklerini belirtti. Biz şöyle söyleyelim, Yeniden Refah Partisi şu anda siyasetin merkezinde. Bir kere bunu söyleyelim. Çünkü bizim genel merkezimize her partiden ziyaretler devam ediyor. Bu ittifak konusunda da 3. sağ partiler konusunda ittifak olarak genel başkanımızın çalışmaları devam ediyor. Eğer oluşabilirse tabii ki biz diyoruz ki mesela HDP ve CHP dışında biz ittifaka gireriz diyoruz. Yani biz bunu belirtiyoruz. Genel başkanımız da söylüyor. Şimdi HDP ve CHP'nin olduğu bir ittifakta bulunmayız. Bu sağ 3. partide ittifakta Deva Partisi olabilir, Gelecek Partisi olabilir, İyi Parti olabilir.
Yani bunları saydık ki Büyük Birlik Partisi olabilir, Yeniden Refah Partisi bizim partimiz olabilir, Saadet Partisi olabilir. Yani bir sağ blok çerçevesinde orada biz toplayabiliriz dedik yani biz. O olabilir. Olmadı. Hangi ittifak dediği sorduğunuzda da biz bizim görüşümüze, milli görüş reçetelerine, milli görüş düsturuna kim uyuyorsa biz onunla yan yana geliriz. Üye sayısına da değinen Narin şu anda resmi kayıtlı olarak Kayseri'de 3500 civarında üyeleri olduğunu ifade etti. Bizim resmi kayıtlı üyemiz 3500 civarında, bekleyen ve Yargıtay'a girmeyi bekleyen de elimizde yaklaşık 1000'e yakın bir üye listemiz var. Yani 4500 toplamda, inşallah yıl sonu hedefimiz 5000'e ulaşırız diye düşünüyoruz. Bu da yeni bir parti için iyi bir şey. Tabii bizim için de yıl sonu hedefimizi tutturamadık. 10.000 demiştik ama tutturamadık. 5000 inşallah iyi bir rakam olacak. Efendim, maalesef yine çok üzücü bir haberi ekranlarınıza taşıyacağız. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda. Tartıştığı annesini tabancayla öldüren şahıs, babasını da karnından bıçaklayarak intihara teşebbüs etti. Kayseri'de evlat dehşeti yaşandı. Kocasinan'da tartıştığı annesini tabancayla öldüren şahıs babasını da bıçaklayıp intihara kalkıştı. İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi Barış Manço Caddesi üzerinde yaşanan olayda Kadir'de tartıştığı annesi Aysel D'yi tabancayla ateş etti. Daha sonra evde bulunan babası Duran D'yi de karnından bıçaklayan Kadir D tabancayla kendisini ateş etti. Gelen sesler üzerine yapılan ihbar sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Aysel D'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, hastaneye kaldırılan Kadir D yaşamını yitirdi, baba Duran D'nin ise tedavisi devam ediyor. Polis ekipleri olayın meydana geldiği binada geniş güvenlik önlemi aldı. Olayı duyan ailenin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından anne Aysel D'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'nin Talas ilçesinde bisiklet sürerken bir otomobilin arkadan çarpması sonucu hayatını kaybeden 11 yaşındaki Hamza Karaoğlu'nun ailesi mahkemece serbest kalan sürücünün tutuklanmasını istiyor. Geçtiğimiz 17 Ekim günü ilçeye bağlı Endürlük Mahallesi Endürlük Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre 38 LS 142 plakalı otomobilin alkollü olan sürücüsü TC yolda bisikletiyle giden Hamza Karaoğlu'nu arkadan çarptı. 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen sürücü TC 18 Kasım'da çıktığı ilk mahkemesinde hakim kararıyla beraat etti. Çocuklarını kaybeden acılı aile mahkeme tarafından serbest bırakılan sürücünün tutuklanmasını istiyor. Baba Ramazan Karaoğlu savcının tutuklu yargılama kararına karşı hakim kararı ile sürücünün serbest kalmasının güçlerine gittiğini söyledi. Savcı bey tutuklanma kararını emretti. Hakim hanım da tahliyesine karar verdi. Yani şimdi çocuk yolda gidiyordu. Yolda giden çocuk bu işmiş. Hem hızlı, sürat var. 60-70 kilometre hızına 34 metre fren izi olmaz. Yani yolda giden çocuğun arkasından vurup da ceza almaması bizim çok gücümüze gitti. Yani biz çok yıkıldık tekrar yeniden. Çocuklarının ölümüne sebep olan sürücünün dışarıda olmasını istemediklerini söyleyen anne Gülşen Karaoğlu da biz kendi elimizle çocuğumuzu toprağa koymuşken o şahsın elini kolunu sallaya sallaya dışarıya çıkmasını istemiyoruz ifadelerini kullandı. Zaten hızlı bir şekilde gidiyordu. Biz de çocuğumuz sağ şeride tamamen geçmişti ve bu arkadan direkt korna sesi falan yok. 60-70 ile geliyorum dedi ama 34 metre fren izi var. Biz adalet istiyoruz. Çocuğumu yani çarpmasıyla havada uçtuğunu gördük yani çocuğumuzun biz. Yere çakıldı yani toprağa betona düştü ve biz kendi elimizde çocuğumuzu toprağa koymuşken onun elini kolunu sallaya sallaya dışarı çıkmasını istemiyoruz. Elimizden geleni her şeyi yapacağız.
Kayseri'de kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen 24 bloğu kapsayan bölgede evlerini satmak istemeyen vatandaşların daireleri boşaltmamasına rağmen yıkım başladı. Kentsel dönüşüm bölgesinde mülk sahibi olan Ramazan Kekeç, yıkım işleminin hukuksuz bir şekilde yapıldığını savundu. Kentsel dönüşüm projesinin proje sorumlusu ve danışmanı Ramazan Aydın ise sürecin hukuk zemininde ilerlediğini söyledi. Talas ilçesinin Yeni Doğan mahallesinde bulunan kentsel dönüşüm alanında hak sahipleriyle proje yürüten firma arasında anlaşmazlık yaşanıyor. Evlerini satmak istemeyen vatandaşlar evlerinde oturmaya devam ediyor. Ancak müteahhit firmanın yıkıma başladığı belirtiliyor. Hak sahipleri can ve mal güvenliklerinden endişe ediyor. Yapılan yıkımdan dolayı mağdur olduklarını belirten bina sakinleri yıkım işleminin hukuksuz olduğunu savundular. Bu kentsel dönüşümden dolayı çok rahatsızız. Biz müteahhitle anlaşma yapmadığımız halde, 3'te 2'yi de alamadığı halde, kanuni prosedürler işlemediğinden ülkemizde zorbalık yapılıyor. Hukuksuz işlem yapılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti savcılarını göreve davet ediyorum. Müteahhide ben evimi vermek istemiyorum. Her gün zulüm yapıyor bize. Şey diyor, çok affedersin, eşek gibi bileceğiniz, toprağa muhtaç edeceğim, arkamda dolanacağınız. Aşağıya geldi 4. katı, tüm parçaladı camları, ben yukarıda üşüyeceğim goya. Ve gördüğünüz gibi kolonları da yıkıyorlar ki binanın sağlamlığı iyice gidiyor, düşüyor ve bu binalarda da yaşayan insanları zorla çıkartıyorlar, tehlikeye sürüklüyorlar. Biz bu konuda çok şikayetçi olduk. Çevre Şehircilik Bakanlığı olsun, gerek belediyemiz olsun ama hiçbir şekilde geri dönüş alamadık. Polis çağırdık ama hiçbir şekilde bir sıkıntı çözme odaklı şey yapmadılar. Öyle terbiyesizlik olmaz. İşte adam oturuyor, altı yıkıyor. Burada bir adam olursa kim mesul? Kim mesul? Bana sorun bakayım bunu. Başkan mı mesul? Kaymakamın mı mesul? Belediye mi mesul? Ya hadi şurada bir adam öldü, bina ketti. Ne olacak bu? Gürül gürül yıkıyor şimdi, kepçeyle. Ya bu kadar terbiyesizlik olmaz ki ya. İnsan merhamet edilmesi lazım. Ya yapıyormuş. Çoluk hasta var, yaşlı var, bebe var. Bu zulüm olmaz bu kadar ya. Yıkımların tamamen yasal ve hukuka uygun şekilde yapıldığını savunan kentsel dönüşüm projesi sorumlusu ve danışmanı Ramazan Aydın'sa gerekli vekaletlerin alındığını söyledi. Ya şimdi şikayetlerin konusu... Şöyle söyleyeyim, biz orada tamamen yasal ve kanuni süreci takip ediyoruz. Burada söz konusu 24 bloğun risk analizleri yapılmış, çürük raporları onaylanmış. Bunlara 7-8 aydır tebligat yapılıyor ve evler, binalar çürüktür, risklidir, evleri boşaltın diye. Biz de ona tebligatları yapıyoruz. Gereken belediye tebligatları yapıyor, tapu müdürlüğü tebligatları yapıyor. Bu evlerin boşaltılması ve yıkılması gerekmektedir. Yasal süreç devam ediyor yıkımıyla ilgili. Burada biz binaların boşaltılmasını sağlayıp yıkacağız, yani durum budur. Peki ya itiraz eden vatandaşların sebepleri ne oluyor? Yani şimdi sebepleri şu, zaten 5-6 kişilik bir grup var, 260 kişi içerisinde. Biz zaten 3'te 2 çoğunluğu sağlamışız, 200 civarında vekaleti almışız. Bu 5-6 kişilik grubun şahsi menfaat, şahsi çıkarları söz konusu olunca tabii ister istemez muhalefet olacaklar, sıkıntı yaratacaklar. Bu işin doğasında var bu yani Musa Bey. Şimdi efendim vatandaşların sorunlarıyla alakalı haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza getirmeye, vatandaşların seslerini duyurmaya çalışıyoruz. Bu haberde onunla alakalı, vatandaşların sorunlarıyla alakalı bir haberdi. Şimdi haberde hem vatandaşları dinledik hem de proje sorumlusunu dinledik. Burada bir mağduriyet söz konusu. Vatandaşlar diyor ki efendim biz belki gidecek yerimiz yok, belki başka bir yere gidemeyeceğiz, bu yüzden evimizden çıkamıyoruz diyor. Şimdi kanunlar her şeyin üzerinde. Kanunlar tabii ki de muhteşem bir şekilde uygulanmalı ve sürdürülmeli. Ancak kanuna uygun diye vatandaşların oturduğu evden, oturduğu evin başına yıkılması da ayrı bir kanunsuzluk olabilir. Yani bir olay normal bir şekilde çözülecekken daha büyük sorunlar meydana gelebilir. Şimdi vatandaşlar mağduriyetlerini bildirdi. Dedi ki biz mağduruz, sıkıntı ve sorun yaşıyoruz. Böyle bir şey olmaz dediler. Biz de basın mensupları olarak, televizyon olarak onların sesini duyurduk ve üzerimize düşen görevi yaptık. Şimdi bundan sonra yetkililerin
konuyu takip etmesi ve bu konuyla alakalı araştırma yapması da önem arz ediyor. Ve yine söylüyorum, kanunların uygulanması vatandaşların evinin başına yıkılması anlamına gelmiyor. Bir çözüm üretilmeli o vatandaşlarla alakalı diyelim. Şimdi başka bir soruna gidiyoruz. Günlerdir hobi bahçelerinden çıkmak istemediğini ve bu konuda çözüm beklediklerini belirten hobi bahçesi sakinleri ikinci kez Büyükşehir Belediyesi'ne yürüdü. Kendilerine söz verildiğini iddia eden bahçe sakinleri mağdur olmak istemiyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan vatandaşları dinledi, çözüm konusunda yardımcı olmaya çalışacaklarını ifade etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan park bahçeleri boşaltma kararıyla Kocasinan ilçesinde bulunan Karpuz Atan Hobi Bahçesi'ndeki vatandaşların da bulundukları bahçeyi boşaltması istendi. Karar üzerine hobi bahçesi sakinleri bu duruma tepki gösterdi. Bahçe sakinleri geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapmış ve yardım istemişti. O günden bu yana kendilerine dönüş yapılmadığını söyleyen bahçe sakinleri tekrar Büyükşehir Belediyesi'ne yürüdü. Bahçe sakinleri imza toplayarak sorunun çözülmesini istedi. Hobi bahçesi sakinleri burada yaptığı açıklamada seçimden önce bahçede kalacaklarına dair Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkalış'tan söz aldıklarını ancak şimdi çıkarılmak istendiklerini ifade ettiler. Bahçe sürelerinin mevcut oturanlardan kullananların süresinin uzatılması, kullanılmayan bahçelerin sahiplerine tespit edilip onların kuraya dahil edilmesi tek talebimiz budur. Yani bugüne kadar bize söylenen durumlarda hep bahçelerin süreleri uzatılabilir şekliyle sözlü beyanda bulundular. Biz de ona istinaden oturacağımız düşüncesiyle yatırımlarda bunu. Yani atıyorum belledik, kışlık ekimlerini yaptık, affedersin gübrelerimizi saçtık, belledik. Biz sadece kullananları belediye tespit etti, kullanmayanları da tespit etti. Diyoruz ki kullanmayanların elinden bahçeleri alın, kuraya dahil edin, bizi dahil etmeyin. Görsün, bir mağduriyetimizi görsün. Belki de kararları değişecek. Buralara herkes evlerini yaptı. Yatırım yaptı. Yani bir ev eşyası kadar orada eşyalar var. Tabii. Artı prefabrik binalar yapıldı. Yani 15-20 milyar para harcadı herkes. Evet. Çıkın deyince nasıl çıkacak? Veya kura çekildikten sonra bana tekrar çıkarsa ben çıkıp bozduğum yerleri tekrar nasıl yapacağım? Arsa bulamıyoruz, arazi bulamıyoruz. Selçuklu'da bizim yan tarafımızda, ben Selçuklu'da hobi bahçesi kullanıyorum. Yer hazır, doluldu, yapılacak. Hatta bir arkadaşımız onu da gündeme getirdi. Yapılacaksa dedi, bizler de yardımcı olalım. Aidatlarımız artsın, oraya bir gelir kaynağı yapılsın, oraya yapılsın, taleplilere verilsin. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi meclis salonuna alınan hobi bahçesi sakinleri Genel Sekreter Hüseyin Beyhan'la görüşerek görüşlerini bildirdi. Karpuz Atan hobi bahçesine Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç geldi. Orada hepimizle konuştu, muhabbet ettik. Ve Hamdi Bey'e dedi ki bizim dedi sırada bekleyen ne kadar dedi dışarıdan müracaat var bahçelere dedi. O da Hamdi Bey de o zaman 833 mi ne dedi öyle bir sayı lanse etti, söyledi. O dedi o zaman dedi biz 4 tane daha bahçe yaptıracağız. Bunları dedi barındırdığımız gibi dedi artı dedi burada dedi halen ikamet eden dedi hobi bahçesi sakin arkadaşlarımız da dedi ikamet yerlerine dedi yakın olan bahçelerden müracaat edip alabilirler dedi. Hatta diğerleri de heveslenip buradan dedi talepte bulunacaklar dedi. Ve söz verdi 4 tane daha bahçe yaptıracağız dedi. Belediye meclisine biz tekrardan diyeceğiz ki, anlatabildim mi? Bize böyle böyle talepler var. Arkadaşlar geliyorlar. Belediye meclisi salonunda topluyoruz, konuşuyoruz. Ondan sonra başkanlarımızın böyle böyle taahhütleri olmuş. Ondan sonra konu hakkında yeniden görüşülmesi noktasında gündeme taşıyacağız. Anlatabildim mi? İkincisi de şu. Arkadaşlar lütfen. Evet efendim, yine burada vatandaşların bir mağdur olduğu durum söz konusu. Konu hakkında bugün hobi bahçesi sakinleriyle konuştuk. Kendileri şu ifadeleri kullandılar. Dediler ki, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç seçimden önce geldi. Bize dedi ki, siz burada kalacaksınız. Biz talep için hobi bahçesine geçmek isteyen vatandaşlar için yeni yerler açacağız sözünü verdi dediklerini duyduk. Kendileri bunları söyledi. Eğer böyle bir durum varsa bu konu hakkında da açıklama tabii ki bekleniyor. Bakalım ilerleyen süreçte neler olacak. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kooperatiften ev alan konut sahiplerinden bazıları tapularını alamadıklarını ve 17 yıldır
aidatlarını ödemelerine rağmen evlerinden çıkarılmak istendiklerini öne sürdüler. Melikgazi ilçesi Ambar mahallesinde bulunan Organize Sanayi Kent Yapı Kooperatifinden yaklaşık 17 yıl önce ev alan vatandaşlar gelinen süreçte tapularını alamadıklarını ve aidatları ödemelerine rağmen evden çıkarılmak istediklerini iddia etti. Kooperatif mağdurlarından Hikmet Onaç, "Biz çok mağdur olduk, kadınlar çocuklar ağlaşıyor, bizler yoksul insanlarız, perişan olduk, buna yetkililer lütfen çare bulsun" diyerek tepki gösterdi. Herkes ağlaşıyor, kadınlar, çocuklar, fakir fukara, yoksul insanlarız, perişan olduk. Buna bir çare bulsun yetkililer. Lütfen buna bir çare bulsunlar ya. Bir diğer mağdur olan 70 yaşındaki Nezaket Karaca ise bu yaşta gidecek yerlerinin bulunmadığını ifade etti. Çoluğuyla, çocuğuyla, ondan sonra yaşlı bir kadın. Nereye gideceğim ben 70 yaşında? Verin evi de çıkar. Verin. Verin. Evinizi verin. Yeterliyse ölmüş edersiniz, öyle kaldırırsınız beni. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kardeş şehir Misurata'nın belediye başkanı Mahmut Gutri ile video konferans yöntemiyle görüntülü görüşerek iki şehir arasındaki ikili ilişkileri geliştirmeye yönelik değerlendirmelerde bulundu. Büyükkılıç, sanayi, ticaret ve kültürel alanlar başta olmak üzere ilişkilerin çok yönlü olarak güçlendirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında çalışmaların hız kazanacağını söyledi. 23 Eylül'de Başkan Büyükkılıç bizzat katıldığı Libya'nın liman kenti Misurata'ya yapılan ziyarete resmi olarak kardeş şehir imzaları atılan Misurata Belediyesi ile kardeşlik bağları güçleniyor. Başkan Büyükkılıç, Türkiye ile Libya ilişkilerinin geliştirilmesi için sanayi, ticaret ve kültürel alanlar başta olmak üzere ilişkilerin çok yönlü olarak güçlendirilmesi kapsamında kardeş şehir olunan Misurata Belediye Başkanı ile video konferans yoluyla görüştü. Yakın zamanda Misurata heyetini Kayseri'de ağırlayacaklarını belirten Büyükkılıç, Kayseri'nin sanayi ve ticaret başta olmak üzere var olan potansiyelini Libya ile tanıştırmak ve çalışmaları güçlendirmek arzusundayız dedi. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmeyi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü de katıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ile bir toplantı yaparak Yıldırım Beyazıt Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmalarındaki son gelişmeleri masaya yatırdı. Burada 26 bin metrekarelik bir alanda bir 216 dairelik 6 bloktan oluşan büyük bir kentsel dönüşüm çalışması ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi yeni bir şehreye kavuşacak. Yerlemiş olduk. Yaptığımız anlaşmalar sonunda Melikgazi'de kentsel dönüşüm projelerine devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Ocak-Şubat ayının ilk başında ihalesi yapılarak 216 daire 6 bloktan oluşan büyük bir kentsel dönüşme inşallah burada başlatıyoruz dedi. Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın konforunu artıracak kentsel dönüşüm projelerimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Kazım Karabekir'deki kentsel dönüşüm kapsamında son dairelerin kura çekimini gerçekleştirmiştik. Farklı alanlarda da Ambar başta olmak üzere Küçükkale, Batalgazi mahallemiz, Kazım Karabekir mahallemiz kentsel dönüşüm çalışmaları devam ettiği gibi aynı zamanda da Yıldırım Beyaz mahallesinde kanal boyunda güzel bir çalışmanın da inşallah başlangıcını yapıyoruz. Şu anda tüm hak sahipleriyle anlaşıp arsa ile ilgili tapular belediyemize geçti. Ve önümüzdeki ay inşallah ocağın, şubatın ilk başında ihalesini yaparak 236 dairelik 6 bloktan oluşan büyük bir kentsel dönüşümü inşallah burada başlatıyoruz. Vatandaşlarımızın gerçekten buraya talepleri, ilgisi yoğun. Dolayısıyla Yıldırım Beyazıt mahallemiz yeni bir şehreye kavuşacak. Germi mahallemiz yeni bir şehreye kavuşacak. Burada yapacağımız bu uygulamalar vatandaşlarımızı rahat ettirecek. Hayırlı olsun diyorum. Ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalar için teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız belasız bu projeyi tamamladığımızda vatandaşlarımız sağlık, sıhhat, huzur içerisinde otururlar diyorum. Yeni kentsel dönüşüm alanlarında yeni çalışmalarımız da var. İlerleyen dönemlerde de onları da açıklayacağız.
Merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahalleleri de cazibe merkezi haline dönüştürmek için hizmet atağını sürdüren Koca Sinan Belediyesi, kırsalda yaptığı hizmet atağıyla dikkat çekiyor. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, daha güzel bir Koca Sinan inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz dedi. Koca Sinan Belediyesi, kırsalda yaptığı hizmet atağıyla dikkat çekiyor. Koca Sinan'ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Çolak Bayraktar, ilçede bulunan tüm kırsal mahallelere hizmet ulaştırabilmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti. Yeni ve farklı projelerle Koca Sinan'ı kalkındırdıklarını vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar, her mahallemizi ziyaret edip mahallenin ihtiyaçlarını ve isteklerini birebir yerinde takip ediyoruz ve taleplerini birebir dinliyoruz. Elimizden geldiğince imkanlar ölçüsünde ihtiyaçları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bütün mahallelerimize hizmet ulaştırdık ve daha güzel bir Koca Sinan inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Gayretimiz vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve huzurunu arttırmaktır. Diğer yandansa şehrimiz ve ülkemizin ekonomisini büyütmek ve aziz milletimize hizmet etmektir ifadelerine yer verdi. Başkan Çolak Bayraktar sözlerini, yaptığımız çalışmalarla mahallelerimiz daha da değerleniyor ve daha da kıymetli hale geliyor. Mahallelerimize ihtiyaç duyulan diğer hizmetleri de program dahilinde yapacağız diye noktaladı. Öte yandan Koca Sinan Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından Güneşli ve Sancaktepe mahallesini bağlayan yolda stabilize çalışması kesintisiz devam ediyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hasan Dede Caddesi ve Çağlayan Bölgesi Yalçın Sokak'ta devam eden kilitli parke çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Başkan Özdoğan, ilçede tüm çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek amaçlarının vatandaşlara konforlu bir yaşam sunmak olduğunu ifade etti. Hacılar Belediyesi Hasan Dede Caddesi ve Çağlayan Bölgesi'nde kilitli parke çalışmalarını sürdürüyor. Kolay gelsin. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Allah iyiliği afiyet versin. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan da Hasan Dede Caddesi'nde yapılan çalışmaları birim amirleriyle birlikte yerinde inceledi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapıya ağırlık verdiklerini belirten Özdoğan, bölgeye yapılan parke çalışmasını inşallah kış öncesinde tamamlamayı planlıyoruz dedi. Evet, Hasan Dağ bölgesinde kıştan önce hazırlıkları teknik ekibimizle birlikte çalışmaların son aşamalarını birlikte inceliyoruz. Bu konuda kış düşmeden önce bağlantılar ve diğer teknik işlerle ilgili tüm işlemleri ekibimizle birlikte gözden geçiriyoruz. İnşallah kış öncesinde buradaki tüm iş ve işlemleri de tamamlamayı planlıyoruz. Bitirilen noktalardaki geniş alanları birlikte gözlemledik arkadaşlarımızla. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Altyapının devamında üst yapıyı da dediğimiz gibi, hedeflediğimiz gibi kıştan önce tamamlamak üzereyiz. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımıza ve hacılarımıza hayırlı olsun. İnşallah eksik kalan bölümleri de ilçemizde de kıştan önce toparlamak üzere çalışmalara tüm hızımıza devam ediyoruz. Ekibimize teşekkür ediyorum. Soğuk havaların kendini iyice hissettirdiği şu günlerde araç sürücülerinin daha fazla dikkatli olması ve tedbirli olması gerekiyor. Araç bakımlarını tam olarak yaptırmak ve yola çıkmadan önce kontrol etmek kazaları en aza indiriyor. Münir Borazan kış mevsiminde araç sürüşü ile ilgili detaylar paylaştı. Kış mevsimindeki soğuk hava trafikte sürücülere olumsuzluk yaşatıyor. Özellikle kazalar bu dönemde kaçınılmaz olabiliyor. Toplu Taşıma İşverenleri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Münir Borazan, trafikte yaşanabilecek sorunlar konusunda bilgiler verdi. Borazan, en çok kazaların kavşaklarda meydana geldiğini ifade etti ve uyardı. Kış aylarında sürücüler tabii ki daha fazla kaza yapıyor, daha fazla kazaya karışıyor. Kış aylarının tabii ki sürüş tekniği ile yaz aylarının sürüş tekniği bir değil. Önce sürüş tekniği de burada çok önemli. Tabii sürüş tekniğine uyuyoruz ama sürüş tekniğine uyduğumuz zaman tamamen bu da yeterli değil. En çok
kavşaklarda oluyor kazalar. Neden en çok kavşaklarda oluyor kazalar? Ve düz yollarda da oluyor. Ama kavşaklarda daha fazla oluyor. İşte kavşak kurallarına hitap etmediğimiz için, kavşak geçiş kurallarını çok iyi bilmediğimiz için, kavşakta ilk geçiş hakkı hangi aracın olup olmadığını bilmediğimiz için. Müneri Borazan özellikle kış günlerinde araç sürücüleri ne yapmalı tek tek anlattı. İlk kural araç bakımlarının tam yapılması, dikkatli sürüş ve trafik kurallarına uymak. Kış aylarında kazaların fazla olmaması için, kazaları azaltmamız için sürücülerimizin tabii ki takip mesafesi, bu çok önemli kış aylarında. Diyelim ki örneğin 50 kilometre hız yapan bir sürücüyü 25 metre mesafede takip edecek. 35'e bunu artırmamız gerekiyor. Neden? Kış aylarında frene bastığımız zaman araç biraz daha durma zamanı uzar. Yani kısa duramaz. Zemin ve kuru asfaltla yaş ıslak zemin asfalt arasında çok büyük fark var. Bunları tedbirleri aldık, hala kaza yapıyor isek tabii ki diğer sebepleri de var bunların. Efendim aracımızın lastiği çok önemli, dişleri. Yani aracımızın lastikleri özelliğini kaybettiyse eğer şayet, mutlaka aracımıza yeni sıfır lastik takmak zorundayız. Araç lastiği deyip gelip geçmeyelim. Araç lastiği aracın en büyük kazaya önleyen sebeplerden bir tanesi lastiktir yani. Bugün halk diliyle kabak dediğimiz bir lastikle frene bastığımız zaman durma mesafemizle sıfır almış olduğumuz bir lastiğin veyahut da biraz kullanmış bir lastiğin arasında çok büyük fark olduğunu göreceğiz yani. Araç lastikleri de çok önemli. Diğer hususlar, aracımızın kışlık bakımı dediğimiz bakımlar var. Bunlar neler? Kışlık bakımları, aracımızın akü kontrolü, antifriz kontrolü, motor yağ kontrolü, aracımızın ışık donanımı kontrolü, aracımızın yine hiç yani vazgeçemeyeceğimiz silgeçlerimiz çok önemli. Burada silgeçler yeni olacak ve silgeçler camı güzel temizleyecek. Şu anda kış aylarına girmek üzereyiz ama bazı vatandaşlar şunun farkında değil. Sabah kalktığımız zaman aracımızın ön camında buzlanmalar var. Bazı sürücüler bakıyorum şöyle göz deliği kadar buzlanmayı açıyor, yoluna devam ediyor. Bu çok büyük risk. Yani tam önünü göremezsin, sağa göremiyorsun, soldaki göremiyorsun, arka trafiği iyi kontrol edemiyorsun. Aykırı restansında çalışmamız gerekiyor. Soğuk kış günlerinde kombinizi yüksek derecede yakmanıza rağmen ısınamıyorsanız bu haberimiz tam size göre. Temizliği yapılmayan petek ve tesisatlar hem problemli bir kış geçirmenize hem de yüksek faturalarla karşılaşmanıza neden oluyor. İşte detaylar. Kış ayları öncesinde bakımı yapılmayan petek ve tesisatlar hem ısınma problemi yaşamamıza hem de yüksek faturalarla karşılaşmamıza neden oluyor. Özel bir cihaz yardımıyla uzman kişiler tarafından yapılan ve yaklaşık 1 saat süren bakım sonrasında %30 yakıt tasarrufu sağlamak mümkün. Petek ve tesisat temizliği hakkında bilgiler veren ısıtma sistemleri uzmanı Mehmet Karaca, yakıt tasarrufu sağlamanın en önemli yollarından birisini petek ve tesisat temizliği olduğunu söyledi. Yakıt tasarrufu sağlamanın en önemli unsurlarından birisi petek ve kombi temizliği. Olmazsa olmaz, çünkü ciddi anlamda yakıt tasarrufu sağlıyor. Bu sağladığı yakıt tasarrufu ısı verimini artırarak sağlıyor. Yıllar içerisinde petekten içerisinde korozyonlanma oluyor. Pas, kireç, çamurlaşma. Bu unsurlar temizlendiğinde ortaya ısı verimi artıyor. Evinde ısınma problemi yaşayan vatandaşların mutlaka uzman kişilerden destek alması gerektiğini belirten ve yetkisiz kişilere karşı uyaran Karaca, temizlik işleminde kullanılan kimyasalların önemini anlattı. Kombi bakımı farklı bir iş, farklı bir sektör. Petek temizliği farklı bir sektör. Kombi bakımı kesinlikle internetten, işte sağdan soldan bulunan kişiler tarafından değil, kombinin markası ne ise onun yetkili servislerine yaptırılmalı. Yetkili kişiler tarafından yetkili servislerine yaptırılmalı. Petek temizliği ise kimlere yaptırılması konusu biraz maalesef gündemimizde sık oluşmaya başladı. Eline her petek temizleme makinesini alan firma olarak ortaya çıkmaya başladı. Yaklaşık 10 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz. Bu işi yapacak olan firmaların kesinlikle bünyesinde kimya mühendisi veya kimyager olmak zorunda.
Çünkü asıl temizliği basınç yapmıyor, makina yapmıyor. Asıl temizliği kimyasal yapıyor. Kimyasal olmadan korozyonu temizleyemezsiniz. Bir çaydanlık düşünün, evinizdeki çaydanlığın dibi kireç tutmuş. Bunu herhangi bir kimyasal veya doğal madde kullanmadan temizleyemezsiniz. Dolayısıyla burada da petek temizliğinde de aynı şey geçerli. Peteklerin iç yüzeyinde oluşan paslanmayı, kireçlenmeyi kimyasal kullanmadan yapılamaz. Ama en önemli nokta kaliteli bir kimyasal olması lazım ki peteğe, kombiye zarar vermesin. Piyasada maalesef petek temizleme kimyasalı olarak satılanların birçoğu kombiye ve radyatöre zarar veriyor. Dolayısıyla vatandaş bu konuda mağduriyet yaşıyor. Kullanılan kimyasal burada çok, dediğim gibi, önem arz ediyor. Kimyasalsız zaten olmuyor. Değerli izleyenler, bültenimize spordaki gelişmelerle devam ediyoruz. Süper Lig'in 13. haftasında Yukatel Kayserispor'la Göztepe 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor Göztepe'yi konuk etti. Mücadele Kadir Has Stadyumu'nda oynandı. Maça hızlı başlayan Kayserispor 32. dakikada İlhan Parlak'ta 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan taraf yine Kayserispor oldu. 83. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Berkan, Meşin yuvarlağı ceza alanına gönderdi. Ceza sahası içerisinde yükselen Arslan Agiç, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Yan hakem tarafından ofsayt gerekçesiyle verilmeyen gol, VAR'ın uyarısıyla geçerli sayılarak skor 1-1'e yükseldi. Mücadele bu skorla sona erdi. Kayserispor Lig'in önemli haftasında kendi sahasındaki galibiyeti yakalayamayarak büyük bir fırsatı tepti. Kayserispor 16 puana yükseldi ve ligin 12. sırasında bulunuyor. Göztepe ise 10 puanla 18. sırada. Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Önümüzde bunu telafi edebilecek maçlarımız var," dedi. Göztepe Teknik Direktörü Masro ise, "Zorlu deplasmanda aldığımız bir puan çok önemli," diye konuştu. Kayserispor Lig'in 13. haftasında Göztepe'yi konuk etti. 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan mücadelenin ardından Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Karaman, zor bir maça eksiklerle çıktıklarını ifade etti. Hakemin takdir haklarını genel olarak deplasman takımından yana kullandığını belirten Karaman, "Telafi edilebilecek maçlarımız var," diye konuştu. Tabii zor bir maç. Maç önü, maçtan önce 5 tane oyuncumuzun, ki tamam Menza uzun süreli yok olduğunu biliyoruz. Uğur da epey zamandır aramızda değil ama Kavrunovic'in milli takımdan sakat dönmesi, sonra Emrah'ın sakatlığının çıkması, bir de onlara Cardozo eklendi. Şimdi bazen tribünden bağırıyorlar, "Hocam Cardozo'yu oyuna sok." Cardozo listede yok yani. Yediğimiz golde de, hani Zorbay hocamdan ilgili şunu söyleyebilirim. Bana göre maçta takdir haklarını misafir takım lehine değil deplasman takımına kullandı. Ha, biz kendi lehimize de istemiyoruz bunu. Fakat şimdi yediğimiz gol öncesi faul varsa kampanya araya var. Ya, yani ben anlayamıyorum arkadaşlar. 18 puana ulaşsaydık müthiş bir avantaj yakalayacaktık. Ama önümüzdeki kalan maçlarda bunu telafi edebilecek maçlarımız var. Bütün temennim en azından bu hafta içerisi sakat oyuncuların birkaç tanesinin takıma geri gelmesi. Bu çok önemli. Çünkü hamle gücümüzü inanılmaz derecede düşürüyor. Taraftara ayrı bir parantez. Teşekkür ediyoruz. Müthiş bir destek verdiler. Deplasmanda aldıkları bir puandan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Misro ise, "Bizim puanlara ihtiyacımız var. Bugünkü performans adına mutluyuz diyebiliriz. Çünkü bu zorlu deplasmanda aldığımız bir puan bizim için çok değerli," dedi. Ve bu haberle bültenimizin sonuna geldik değerli izleyenler. Ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de siz değerli izleyicilerimize. Biz yine her gün haberleri ve gelişmeleri, olayları ekranlarınıza taşıyacağız. Başka bir yayında görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.